Kıymetli kardeşlerim, Charles Darwin Yaşamı ve Mektupları adlı kitabın incelemesine devam ediyoruz. Bakınız bu kitabın 55. sayfasında da ne diyor? Başka olaylarda görüldüğü gibi buradaki olaylar da türlerin yavaş yavaş değiştiğini varsayarak ancak açıklanabilir. Dikkatinizi çekiyorum. Varsayarak ancak açıklanabilir diyor. Bu sorun benim kafama takıldı diye devam ediyor. Bununla birlikte ne çevre koşullarının etkisi, ne organizmaların istemi, özellikle bitkilerde, her çeşit organizmadaki sayısız durumların yaşama uyumlarının tam bir açıklamasını verebilir. Örneğin ne bir ağaç kakan, ne ağaçlara tırmanan ağaç kurbağası ve toprağa saçılan tohum. Bu tür uyumlar benim her zaman çok dikkatimi çekti ve bunlar açıklanıncaya değin, türlerin değişmiş olabileceğini doğrudan doğruya kanıtlamak için gösterilen çabalar bana yararsız göründü, diyor. Bakınız tüm bu ifadelerden şunu anlıyoruz. Darwin, bazı ufak tür içi değişimlerin zamanla yavaş yavaş tür boyutlarını aşan daha büyük değişimlere, yani makro evrime neden olacağına dair ciddi bir ön yargı ve saplantı içinde yaşam sürmüştür. Neden ön yargı ve saplantı diyorum? Çünkü gerçekten bilimsel olan hipotezler H0 yani hipotez 0 veya H1 yani hipotez 1 diye kurulur. Yani tez antitez üzerine bina edilir. Mesela her türün kökeni kendi türünden olan atasından gelmiştir. Türler birbirinden dönüşerek oluşamaz. Tür sınırlarını aşan boyutta değişimler mümkün değildir. Sadece tür içi değişimler olur. Evet, bu H0 hipotezimizdir. Şimdi bir ikinci hipotezi daha kurmamız gerekiyor. Hipotez 1 yani H1, bakınız ne diyor. Her tür tek bir ortak atadan gelmiştir. Türler birbirinden dönüşerek oluşur. Bu da evrim fikri. Evet, bilimsel hipotezler böyle kurulur ve bunun üzerine bilimsel çalışmalar yapılır. Saplantılı şartlanmışlıklar ve ön yargılar üzerine değil. Çalışma, araştırma sonuçlarına göre H0 hipotezine kanıt bulunursa H0 kabul edilir, H1 reddedilir ve öyle olması gerekiyordu. Lakin Darwin'de bunu görmüyoruz. Darwin bilimsellikle uyuşmayan bir metotla yola çıkmış, sadece H1 hipotezini kurmuş, üstelik bunu hipotez gibi görmek şöyle dursun, en başından itibaren yasa gibi görmüştür. H1'i çürüten kanıtlara rağmen de vazgeçmeyip savunmayı sürdürmüştür. Bu arada gerçekten bilimsel bir hipotezin sınanabilir olması gerektiğini de tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani evrim sınanabilir bir iddia değildir, bir varsayım değildir. Dolayısıyla gerçekten bilimsel hipotez özelliği taşımıyor. Bir spekülasyondan ibarettir. Bakınız sayfa 63'te ne diyor? 1837 ya da 1838 yılında türlerin dönüşebilir ürünler olduğuna inanır inanmaz, insanın da aynı yasadan kaçamayacağını düşündüm. 64. sayfada da şöyle diyor. En karmaşık ve ayrıntılı dışa vurumların tümünün derece derece ve doğal bir kökene sahip olması gerektiğine inandım. Bakınız dikkat ediniz lütfen. Sürekli ne diyor? Şöyle düşündüm, böyle inandım, öyle varsaydım. Ve sürekli neyi vurguluyor? Türden türe dönüşüm, tek bir ortak ata, türden türe geçiş. Ne demek istediğim umarım anlaşılıyordur. Sayfa 59'da da şöyle diyor. Türlerin sürekliliğinden, yani başka türe dönüşemeyeceğinden kuşkulanmış görünen birisine asla rastlamadım. Yani herkes o dönemde özellikle türlerin devamlılığından, tür içi özelliklerini hep koruyacağından, türden türe bir sıçrama olmayacağından bahseder ve buna inanırlardı. Beni ilgiyle dinleyen Lyell ile Hooker bile beni hiçbir zaman onaylamadılar, diyor. Evet, 60. sayfada da bakınız şöyle söylüyor. Eleştirmenler istediklerini söylerler ama bir insanın kanısını yıkamazlar. Bu da Darwin'in saplantısını, şartlanmışlığını ortaya koyan bir cümlesidir. Evet, bu manada nice sözleri var Darwin'in. Gördüğünüz gibi en başından itibaren daha ortada bırakın bir kanıtı, bilimsel bir çalışma, bir adım bile yokken ciddi bir makro evrim şartlanmışlığı olduğunu, sonrasında da sırf bu saplantıyı savunma ve ispat etme çabasıyla geçen bir ömür görüyoruz. Bakınız makro evrim diyorum, makro evrim zaten gerçek evrimdir. Başka evrim yok. Makro evrim de zaten yok. Evet, dönelim 55. sayfaya. Buradaki cümleye dikkat ederseniz, varsayarak ancak açıklanabilir diyor. Alternatif fikirlere kapıları kapatıyor. Ayrıca bu cümle ile evrimin doğru tanımını da teyit etmiş oluyor. Panzehiri doğrulamış, günümüz evrimcilerini bir kez daha yalanlamış oluyor.
248. ve 249. sayfalarda da çok çarpıcı ibretlik ifadeler yer almaktadır. Biri şöyle: özetlemenin en önemli ilk sayfası gözün oluşumu için şaşırtıcı bir itirazı ortaya koyarak böylesine birdenbire ve acımasızca bir avantajı hasımlara veriyor, yani evrim karşıtlarına. Gözün oluşumu evrim karşıtlarına bir avantaj verdiğini söylüyor. Onları hasımlar olarak ifade ediyor. Bunu insan aklına göre ya da insan aklına göre ölçülemeyecek bir güç vasıtasıyla değil ama sığır yetiştiricilerinin kendilerine yararlı olduğu şekilde ayrı bir türün araya girmesiyle yapıyor. Bu sayfalar bir itiraza yol açabilir diyor. Onları çıkar. Bakınız, bu sayfalar bir itiraza yol açabilir, onları çıkar. Yani evrim karşıtlarının eline bir koz verme. Seni de ikna olmayı arzuladığın gibi hiçbir şey dememek daha iyi olur. Yani bu göz konusunda, gözün gelişimi konusunda hiçbir şey söylememek, susmak daha iyi olur. Çünkü bu konuda konuşsak, konuştukça batacağız, evrim karşıtlarının eline koz vereceğiz diyor. Ve onları hasımlar olarak ifade etmesi de çok ilginç. Bugün göz bana soğuk bir ürperti veriyor ama onun derece derece ortaya çıkışını öğrenince aklım bana bu soğuk ürpertiyi yenmem gerektiğini söylüyor. Onun derece derece ortaya çıkışını nasıl öğrendin? Nereden öğrendin? Kendi hayalinden öğrendin. Hayal kurdun, kendi hayaline inandın. Garip bir psikoloji. 252. sayfada da kimi kez bir ürperti duyuyorum. 254-255. sayfalarda da insanların evrim teorisine inanan insanları kastederek tabii söylüyor. İnsanların yıllarca bir yanılsamanın peşinden gittiklerini düşünüyorum ve sık sık soğuk bir ürperti bedenimde dolaşıyor. Ve acaba yaşamımı bir düşe adamadım mı diye kendi kendime soruyorum. Evet, aynen böyle diyor. Biz de diyoruz ki, yahu ne zorladın bu kadar ey Darwin, açıklayamıyorsun, kanıt sunamıyorsun, kendine de insanlara da niye bu kadar eziyet ettin? Akla, mantığa zıt, bilime ters, gerçeklikle bağdaşır tarafı yok, tutar tarafı yok. Kendini de milleti de heder ettin, mahvettin bir batıl fikir uğruna. Milyonlarca insanı ateizme, deizme, bir kısmını da intiharlara sürükledin. Hepsinin vebali boynuna ve ürpertilerinin sebebi de işte bu. Evrimin türlerin dönüşümü üzerine bina edildiği ve bunun kanıttan yoksun olduğu konusundaki benzer ifadeler 210, 211 ve 212. sayfalarda da çoklukla geçmektedir. Özetle Darwin'in tüm bu sözleri videolarımızda sıklıkla söyleyip savunduğumuz iki gerçeği açıkça ispat ediyor. İlk videomuzdaki verdiğimiz bilgileri hatırlayalım, bu videomuzdakileri de ona ekleyelim ve şu iki gerçeği açıkça ispat ettiğini görelim. 1. Türden türe dönüşüm kanıtlanamamış bir spekülasyondur. Hatta bu spekülasyon aksine kanıtlar tespit edilmiş olmasına rağmen vazgeçilmemiş, bilakis kanıtlı bir yasaymış gibi ısrarla savunulmuştur. 2. Evrim teorisinin temeli, yani gerçek tanımı, türden türe dönüşüme ve ortak ata kavramına dayanmaktadır. Buna itiraz eden evrimcilerin kulakları çınlasın. Bu itirazlarının hiçbir geçerliliği olmadığı kanıtlanmış oldu. Bu itirazlarıyla Darwin'in dahi karşısına geçmiş oldular. Darwin türden türe geçişi ispatlayamadıkça ve aksi kanıtları gördükçe de bunu kabullenmek yerine öfkelenmiş, yanlış ve yanlış yorumlara gitmiştir. Bunu halen evrimci, materyalist, ateist çevrelerde de görüyoruz. Bakınız kitabın 213. sayfasında Darwin ne diyor? Bir dizi ayrı tür biçimleri betimledikten ve kendi bilimsel tezimi parçalayıp attıktan ve bu tezi bir tür üzerine yaptıktan, bunu yırtıp parçaladıktan sonra, bunu yeniden yaptıktan sonra dişlerimi sıktığım türlere lanet okudum ve cezalanmış olmak için ne günah işlediğimi kendime sordum diyor. 216. sayfada da şöyle diyor: benim yapmaya çalıştığım kimi deneyleri, eğer onlara deney denirse, bilmiş olsaydın benimle alay etmek için yeterince haklı çıkardın. Çünkü bunlar benim görüşüme göre öyle saçma ki ne olduklarını söylemeye bile cesaret edemiyorum. Yine aynı sayfadan Fox'a yazdığı bir cümle, bakınız ne diyor: tüm doğa sapıktır diyor Darwin. Ve yine aynı sayfadan Hooker'a yazdığı bir cümle: son zamanlarda her şey benimle ters gidiyor. Bu apaçık cümlelere bir yorum yapmaya dahi gerek görmüyorum. Yorumu sizin basiretli anlayışınıza havale ediyorum. 219. ve 245. sayfalarda melez hayvanların kısırlığına vurgu yapıyor ki bu evrime engel ilahi bir üreme kanununu göstermektedir. Darwin de bunu evrim için çözümlenmemiş ve zor bir sorun olarak ifade ediyor. 220. sayfada da çok çarpıcı olarak şöyle söylüyor: bir öğretiye yazarının gerçek olduğuna en sağlam şekilde inanması için ne yazık ki en küçük bir güvencesi bile yok. Bu kitabın incelemesine devam edeceğimiz gelecek videolarımızda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.